Kanalından herkese selamlar. Bu videoda Barbie bebeğimin kafasını yapacağız. Gövdesini ve bacaklarını, gövdesini tamamladık. Bu bölümde de kafasını yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın, çok sevimli oldu. Bu bölümde göz, kaş işleme, burun, dudak hepsini anlatacağım arkadaşlar. Önce kafayı yapacağız. Daha sonra yüzünün bütün detaylarını bu videoda bulabileceksiniz. Bir sonraki videoda da yüzünün renklendirmesini nasıl yaptım onu göstereceğim. Şimdi kafa yapımına geçeceğim. Gözlerimiz 14 milim. Bakın arkadaşlar, bunu bulunduğum yerdeki hobi malzemeleri satan bir yerden aldım. Çok hoşuma gitti. Gayet kaliteli, parlak bir göz. Umarım siz de bulabilirsiniz. Olmazsa düz siyah göz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kafa yapımına geçeceğim. Şimdi kafasını örmeye başlıyoruz. Tığım yine 2 milim arkadaşlar. Ten rengi ipimi aldım. Şöyle çevirip sihirli halka yapıyorum. Böyle çektim. Bir tane zincir çektim. Sihirli halkanın içine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Sıkıştırdım. İşaret ipimi alıyorum. Şimdi ilk sık iğne, bakın şu 2, 3, 4, 5, 6, şu sık iğneye, ilk yaptığım sık iğnenin içine batıyorum. İkinci sıraya başlayacağım. Çift yapıyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane. Burada 6 tane sık iğnemiz var. Her birine çift yapacağım. 2, 3. çift, 4. 5. ve 6. Sayım 12'ye çıktı ikinci sırada. 3. sıradayım. Kısa kısa size göstereceğim arkadaşlar bütün sıraları. Burada normal arttırma yapıyoruz aslında. Ama yine de size yeni başlayanlar için arkadaşlar gösteriyorum. Daha önce bilenler hızlı geçebilir, atlayabilir arkadaşlar. 9 sık iğne bir arttıra kadar arttırma yapacağım. Şimdi bir tane tek yaptım, yanındakine çift yapıyorum. Bir tek yapıyorum. Bir çift. 6 kere arttırma yapıyoruz her sırada. Bir tek, bir çift yapıyorum. 3. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. 5. yaptım. Bir tek, bir çift. 6 kere bir tek, bir çift yaptım. Sayım 18'e çıktı. 4. sıradayım. 1, 2 tane tek tek yapıyorum. Üçüncüsüne çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. 2 tek, bir çift şeklinde 6 kere arttırma yapacağım. 2 tek, bir çift. 2 kere yaptım arkadaşlar. 4 kere daha 2 tek, bir çift. 4 kere daha işaretimin olduğu yere kadar yapıp geliyorum. Tamamladım sıramı. Sayım 24 sık iğneye çıktı. Şimdi bu sırada 3 tane tek tek öreceğim. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 3 tek, bir çift yapacağım. Toplam 6 kere yapıyoruz arkadaşlar. 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift şeklinde buraya kadar 5 tane daha yapıp geleceğim. 6 kere 3 tek, bir çift yapıp sıramı tamamladım. 30 sık iğneye çıktı sayım. Şimdi 4 tane tek tek örüyorum.
3, 4. 4 tek bir çift yapıyorum. Bir kere yaptım. 5 kere daha 4 tek bir çift yapıp tamamlayacağım. Tamamladım. Sayım 36 sık iğneye çıktı. Şimdi 5 tane tek tek örüyorum bu sırada. 3, 4, 5 tane ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. 5 tek bir çift yapıyorum. Yine 5 kere daha yapacağım. Toplam 6 kere arttırıyoruz. 5 tek bir çift yapıp geliyorum. 6 kere 5 tek bir çift yaptım. Sayım 42 sık iğneye çıktı. Bu sırada 6 tane örüyorum. 3, 4, 5, 6 sık iğne yapıp yanındakine çift yapıyorum. 6 tane tek, bir tane çift. Yine 5 kere daha 6 tek bir çift yapıp geleceğim. Tamamladım sıramı. Sayım 48 sık iğneye çıktı. Şimdi 7 tane örüyorum. 2, 3, 5, 6, 7 tane tek tek ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. 7 tek bir çift şeklinde yine toplam 6 kere arttırıp geliyorum. 7 tek bir çift 6 kere yaptım. Şimdi bu sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tek tek ördüm. Sıradakine çift yaptım. 8 tek bir çift şeklinde yine arttırmalarımı 6 kere, toplam 6 kere yapıp geliyorum. 8 tek bir çift yaptım. Sayım 60 sık iğneye çıktı arkadaşlar. Şimdi son arttırma sırasındayım. 9 tane öreceğim, bir tane arttıracağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tek tek ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. Yani 2 tane yapıp bunu tamamladım. 5 kere daha 9 tek bir çift şeklinde. Bakın arttırma yerleri hep buralarda. 5 kere daha arttırıp geliyorum. Tamamladım. 9 tek bir çifti 6 kere yaparak son arttırma sıramı yapmış oldum. Şimdi bu sıradan sonra sayım 66 sık iğneye çıktı. Bu sırada 66 sık iğneyi tam 11 sıra öreceğim. 11 sıra öreceğim. Dümdüz hiçbir işlem yapmadan örüp geliyorum. 11 sıra ördüm arkadaşlar 66 sık iğneyi. Şimdi bu sırada göz yerlerini belirleyeceğiz. 1, 2, 3. Böyle tek tek öreceğim 27 tane. Bir tane zincir çekiyorum. Bir delik atlayıp yanındakinden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne ördüm. Yine bir tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne atlayıp yanındakine batıp bu kez 28 tane sık iğne öreceğim. Sıra sonuna kadar 28 sık iğneyi örüyorum. Sayımız değişmedi. Şimdi arkadaşlar 66 sık iğneyi 2 sıra öreceğim.
Bu sırayı öreyim arkadaşlar. Şu zincirin olduğu yere kadar. Yine 27 tane sık iğne yapıyorum. Yedi. Şimdi zincir çektiğim yere geldim. Böyle zincirin boşluğuna bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. 9 tane öreceğim. 9. Yine zincirin olduğu yere bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen dibindeki sık iğneden başlayıp sıra sonuna kadar 28 sık iğnemi örüyorum. Yirmi sekiz tane sık iğnemi yaptım. Şimdi sayım 66 arkadaşlar. Bir sıra daha 66 sık iğne öreceğim. Bir sıra dümdüz hiçbir işlem yapmadan buraya kadar örüyorum. Bir sıra ördüm. Şimdi arttırmalar yapacağım. Gözün altında. Onun için göz altına kadar 24 tane sık iğne örüyorum. Şimdi 24 sık iğne yaptım. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. 24 tek, bir çift. Şimdi bir tek yapıyorum. Bir çift. Tekrar bir tek. Bir çift. Bir tane daha. Bir tek. Bir çift. 3 tane bir tek bir çift yaptım. Önce 24 tek bir çift. Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift. Yani bir tarafta 4 tane arttırma yapmış oldum. Arada 1, 2, 3 tane sık iğne örüyorum. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 3 tek bir çift. Şimdi tekrar bir tek bir çift. Bir tek bir çift bir tek bir çift 3 kere de bu tarafta bir tek bir çift yaptım. Bir tane de 3 tekten sonra çift yapmıştım. Toplam 4 tane gözün diğer gözün altında da arttırma yapmış oldum. Şimdi sıra sonuna kadar 25 tane sık iğnem var. Onları dümdüz örüyorum. Bu sıra sonunda 8 tane arttırma yaptım. 74 sık iğneye çıktı sayım. Şimdi 74 sık iğneyi 5 sıra öreceğim. Dönerek hiçbir işlem yapmadan 5 sıra 74 tane sık iğneyi örüp geleceğim. 5 sıra 74 sık iğne olarak ördüm arttırmalardan sonra. Bakın burada 2, 4, 5. Şimdi gözleri yerleştireceğim. Bu gözleri kullanacağım arkadaşlar. Bunları hobi malzemesi satan bir yerden aldım, bulunduğum yerde Yalova'da. Çok hoşuma gitti. Hem parlak hem çok kaliteli bir göz. İsterseniz bulamazsanız arkadaşlar böyle siyah bir göz de kullanabilirsiniz, düz siyah. Ben şimdi 14 milim bunlar. 14 milim
göz kullanacağım. Burada yerleri belirlemiştik arkadaşlar. Sıkıca bastırıp tık diye ses gelince zaten kesinlikle çıkmıyor arkadaşlar. Çok zorlamak gerekiyor. Penseyle falan bazen yanlış olduğu zaman çıkarıyorum ama normalde kesinlikle çıkmaz. Bakın gözlerimiz çok güzel. Parlak, pırıl pırıl. Şimdi sırama dönüyorum. Bu sırada eksiltmeler yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ördüm. Eksiltme yapıyorum. 5 ör, 1 eksilti. 10 kere yapacağım. 5 ör, 1 eksilt. 5 ör, 1 eksilt şeklinde. 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Eksiltiyorum. 2 tane yaptım. 8 tane daha 5 ör 1 eksilt şeklinde yapacağım. Sonda 4 tane sık iğnemiz kalmalı. En son eksiltmeden sonra ben oraya kadar yapıp geliyorum. Toplam 10 kere 5 ör 1 eksilt yaptım. Bakın sonda son eksiltmeden sonra sıra sonuna kadar 4 tane sık iğne kaldı. 3, 4. Şimdi yine eksiltme yapacağım. Bu kez 4 ör 1 eksilt yapacağım. 1, 2, 3, 4 tane tek tek ördüm. Eksiltiyorum. Bunu da 10 kere yapacağım arkadaşlar. Bir tanesini yaptım. 9 tane daha 4 ör 1 eksilt şeklinde buraya kadar yapacağım. Toplam 10 kere 4 ör 1 eksilt yaptım. Yine sıra sonunda 4 tane sık iğnem kaldı. 2 3 4. Sayım 54 sık iğneye düştü. Bir önceki sırada 64 sık iğneye düşmüştü. Bu sırada 10 tane eksilttim. 54 sık iğneye düştü. Şimdi yine aynı şekilde 3 ör 1 eksilt yapacağım. 2 3 tane ördüm. Eksiltiyorum. Yine 10 tane 3 ör 1 eksilt yapacağım. Sonda yine 4 tane sık iğnem kalmış olacak. Üç ör bir eksilti 10 kere yaptım toplam. Yine sıra sonunda 4 tane sık iğnem kaldı. 3 4 sayım 34 sık iğneye düştü arkadaşlar. Pardon, 44 sık iğneye düştü. Şimdi yine eksiltme yapacağım. 1 2 sık iğne ördüm. Eksiltiyorum. 2 ör 1 eksilt. 10 kere 2 ör 1 eksilt şeklinde yine eksiltme yapacağım. 10 kere 2 ör 1 eksilt. 10 kere 2 ör 1 eksilt yaptım. Sondaki 4 sık iğnemi yine örüyorum. 4. Şimdi elyaf dolduracağım. İşaretimi çıkarıp güzelce elyafımızı yerleştirelim.
Elyafı yerleştirdim arkadaşlar. Bakın, tabii ki biraz daha yerleştireceğim. Şimdi bir sıra daha yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Eksiltiyorum. Bir ör, bir eksilt. Yine 10 kere bir ör, bir eksilt. 10 kere tamamlayacağım. Sonda yine 4 tane sık iğnem kalacak. 10 defa bir ör bir eksilt yaptım. Burada 4 tane sık iğnem kaldı yine. Örüyorum. 3 4 Son eksiltmemi yapacağım. Sayım 24'e düştü bu sıra sonunda. Burada 4 tane 1 2 3 4 sık iğne örüyorum. Eksiltiyorum. Bu kez 4 ör 1 eksilti 4 kere yapacağım. Sayımı 20 sık iğneye düşürdüm arkadaşlar. Şimdi yan tarafa, yandaki sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi 50 santim kadar uzun kesiyorum. Şimdi şu kısımları, bu eksiltmelerdeki bu buruşukluk açılması lazım. Yüz şekillendirmesini yaptıktan sonra da dolduracağım. Şimdilik şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Çok sıkı doldurmadım. Yüzünü şekillendirdikten sonra da bakın tepeye iyice doldurun. Tepe kısmına. Kafayı şöyle çok sipsivri doldurmayın arkadaşlar. Şu tepesini bastırın. Şimdilik elyafı bu kadar doldurdum. Kafa yapımımız bitti. Yüz şekillendirmesine geçeceğim. Şimdi şöyle yorgan iğnesi kullanıyorum. Uzun, ince. Çok kalın olunca arkadaşlar pek ben sevmiyorum. Çok delik açıyor. İnce ama sağlam. Böyle 60 santim kadar iki kat ip taktım. Aynı ten rengi ipten. Şimdi gözleri şekillendireceğiz önce yüzünü. Şimdi şuradan ipliklere taktırmadan bir boşluk bulup gözün yan tarafına çıkıyorum bakın. Şu ipi içeri alacağım. Takılmasın bana. Böyle az bir miktar bıraksak yeter. Şimdi gözün altından geçireceğim. Şu kısmı batıp hemen yan tarafına bir yere arkadaşlar yine bir boşluktan geçirin. İplere taktırırsak içeri gitmez. Herhangi bir yere taktırmadan
ipimi geçirdim. Şimdi bakın böyle çekince gözün altına girmesi lazım. Gözlerimiz gayet sıkı yerleştiği için biraz şu diğerini de çekersem olacak. Evet. Şimdi yine aynı yerden taktırmadan sık iğnelere gözün yan tarafına yine çıkıyorum. Bunu içeri geçireceğim arkadaşlar birazdan. Bakın burada ip görünüyor. Çekiştirerek alta gözün altına doğru. Şimdi bu ipi böyle çekiyorum arkadaşlar. Buraya takılmadı. Asılıyorum. Gözün üst kısmına geçireceğim bu defa ipi. Ve ilk çıktığım iğneyi batırdığım noktaya yine taktırmadan çıkardım. Gözlerimiz gayet sıkı oturduğu için ama bakın geçti arkadaşlar üst kısmı. Altı da. Bakın, geçti arkadaşlar. Şimdi bunu buradan kesiyorum. Sıkıştırdım bakın. Gayet sıkı oldu. Yalnız böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Düğümleyip içeri aldıktan sonra bu çukurluk azalıyor. Daha da çukur olmasını istiyorsunuz, daha da çekebilirsiniz. Ama bence bu kadar yeterli. Şimdi diğer göze geçiyorum. Yine şuradan boşluk bir yerden diğer gözün yan tarafına hemen dibine geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kez üst taraftan geçiriyorum. Fark etmez arkadaşlar. Bir alttan bir üstten geçireceğiz. Yine boşluk bir yere. Aynı yerden batıyorum. Yan taraftan. Bu ipimi de biraz kısaltıyorum. Şimdi eşit bir şekilde gözleri çektim. Bakın.
Sıkı bir şekilde düğümlüyorum. İkisini de. Göz çukurları böyle. İçeri çektikten sonra daha da azalacak, biraz azalacak o çukurluk. Şimdi şu arka kısma, kafanın arkasına bakın arkadaşlar, azalmaya başladı çukurluk. Yanak kısımlarına şurada büzüklük kalmasın arkadaşlar. Yani oralar tam açılsın. Açılmadığı zaman yüzün formu güzel olmuyor. Ona dikkat edin. Yanak kısımlarına yine elyaf doldurun. Ben sonra daha düzgün bir şekilde, bakın çok aşırı bir çukurluk yok. Şimdi burnunu işleyelim. Bakın arkadaşlar, gözlerini işleyeceğiz. Kenarlarını, kirpiklerini, kaşını, burnunu ve dudak yapımını göstereceğim size. Ayrıca hafif bir yüz renklendirmesi yaptım. Şimdi burnunu şu gözün hemen altına, burada arttırma yapmıştık. O sıranın üstüne yapacağım. Buradan bakın bir iki tane sık iğne bu tarafa. Diğerinde burada arkadaşlar yarım kalıyor. O yüzden bir iki, yani şuraya batacağım. 2,5 sık iğne ara vermiş olacağım. Tam sık iğnenin ortasına batıyorum. Şöyle battığım zaman burun daha bu tarafta oluyor. O yüzden 3 sık iğne de daha bu tarafa geliyor. O yüzden 2,5 sık iğne. Tam şuraya. Tam ortalı olması lazım. Etamin iğnemi kullanacağım. Tek kat 50-60 santim kadar ip taktım. Şimdi şu ilk noktaya iğnemi çıkarayım. Diğerini de buraya. Şöyle çevirdim. Üç tur gideceğim arkadaşlar. Burada 2, hatta 4 tur bile olabilir. Çünkü tek kat yapıyorum. 3. Bir tane daha yapacağım. Dört tur gittim. İpim ucu burada. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Dördüne birden.
Yeterli. Şuradan. Şimdi göz altına beyazlarını işleyeceğim. Beyaz ip taktım iğneme. Şuraya. Diğer ucu da şurada olacak arkadaşlar. Şuraya. Şuraya. Tam buraya değil. Bu kısmı. Yalnız şöyle önce ipimi çeviriyorum. Biraz buruyorum. Daha düzgün bir hat oluşuyor. Elimle böyle tutup burayı dediğim yere şuraya çıkıyorum. Daha sonra boyuna. Şekilde. Eğer içeri kaçıyorsa veya yukarı çıkıyorsa bu ipi buraya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ufak bir hemen şuraya bir yapıştırıcı sürüp yapıştırabilirsiniz. Şimdi diğer göze geçiyorum. Yine aynı hizaya. Şöyle tutuyorum. Şuraya batırıyorum arkadaşlar iğnemi. Şekilde beyaz kısımlarımız oluştu. Şimdi kirpik kısmını yapalım. Şimdi gözlerimizin de kahverengi kısımlarını, kaş ve kirpiklerini yapacağım. Böyle Alize Cotton Gold kahverengi bir ip kullanıyorum. İğneme taktım. Şimdi gözün, bakın bu gözün şu kısmına, şuradan bakın sayın arkadaşlar, 1, 2, 3 şuraya çıkacağım ve gözün buraya aynı hizaya. İlkin oraya çıkıyorum arkadaşlar. Şu kısma bakın. Bir sık iğne, bir buçuk, yani burada yarım sık iğne de var arkadaşlar beyazın altında. Tam şuraya çıkıyorum. Yine aynı hizaya. Buraya batıyorum. Boyuna çıkacağım yine. Diğer göze geçiş daha kolay oluyor böyle. Şimdi diğer gözün, bakın 1, 2, 3 şurasına
Burada biraz şuraya çıkarsam çok yakın olur arkadaşlar. Burada biraz sık iğneler böyle olduğu için tam şuraya çıkacağım. Bu sık iğnenin ortasına çıkacağım. Ve buraya aynı hizaya bu şekilde eşit bir şekilde yapmaya çalışın. Şimdi ipimi kesiyorum. Kirpikler için bu ipin tek katını ayırdım arkadaşlar. Bakın. Tek katını iğneme taktım. Şuraya. Şimdi tam çaprazına buraya kez şuraya arkadaşlar, tam köşeye değil. Kısma çıktım. Şimdi yine çaprazına buraya böyle düz bir şekilde yine şeye çıkıyorum arkadaşlar, boyun kısmına. Şimdi bir tane daha ip takacağım. İpim kısa geldi. Çaprazına kaşlar için yine kahverengi ipi ayırmadım arkadaşlar. Kalın, yani katını ayırmadan yapacağım. Şimdi kaşları nereye yapıyoruz? Bakın şu hizadan 1, 2, 3.
Sıranın üstüne işaretimi koydum. 1, 2, 3, 4 tane bu tarafa işaretimi, yalnız bir sıra aşağısına işaretledim. Şimdi şu tarafa çıkıyorum. Diğer kaşta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sık iğne ara verdim arkadaşlar. Tam bu kirpiğin üstüne yapınca çok dışarıda oldu. Çünkü dediğim gibi sık iğneler biraz böyle kaydığı için tam böyle görsel olarak eşit bir şekilde yapmamız gerekiyor. 9 sık iğne bu tarafa geçeceğim. Bakın şöyle biraz aşağıdan geçin. Alında bu kahverengi ip belli olmasın. Şimdi şuraya yine 4 sık iğne ara vererek bir sıra altına. Bakın arkadaşlar, kaş, göz ve kirpikler tamam. Şimdi bu iplerin hepsini bağlayacağım arkadaşlar, düğümleyeceğim birbirleriyle. Dudağını işleyeceğiz arkadaşlar. İşaret koymak istiyorum. Bakın şu gözün altından 1, 2, 3. sıranın altına ortalayarak arkadaşlar, şu burnun kenarından 3 sık iğne bu tarafa, 3 sık iğne ara vererek, bakın böyle işaretimi koydum. Diğer alt kısımda bakın 1 sık iğne sağ tarafa, bir sık iğne sol tarafa, böyle. Burası da 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sık iğne ara vermiş oluyoruz. Burada 3, burada 5. Şimdi böyle etami iğnesi kullanıyorum dudağı işlerken. Kıyafetin ipinden biraz koyu arkadaşlar, bakın. Yani bir tık koyu. İsterseniz aynı renk de yapabilirsiniz. Ben bununla işleyeceğim. Şimdi şuraya çıkacağım. Diğer tarafa. Buraları biraz daha dolduracağım arkadaşlar işleme bittikten sonra. Şimdi şöyle 1 aslında burada 1 oldu arkadaşlar, bir kere dolanmış oldu. İki kere yaptım arkadaşlar, yeterli diye düşünüyorum. Üçüncüyü buradan
Öyle geçiriyorum. Şimdi ikisini birden yapıyoruz. Şu ilk başta bu tarafa doğru. Yani şurası iyice kenara gelsin. Üç. Üst üste gelmemesine dikkat edin. Sıra sıra. Bir tane daha yapacağım. Şimdi buraya tek kısmına yani aşağıdaki parçaya şimdi bu ipi çekince arkadaşlar burası sıkışıyor bakın. Bir tane daha yapacağım. Burada üst kısmı oldu. Aynı yere batıyorum. Şimdi 3 sık iğne ara vereceğim arkadaşlar. Bakın hemen buraya değil de bir sık iğne iç tarafa batıyorum. Burada da bu taraftan bir sık iğne içeri. Yani 3 sık iğne ile çalışacağım alt dudağı. Bir tane daha geçiyorum. Alt dudak ince kalmasın. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Diğer üstteki dudağa takılmasın. İki. Altı tane yaptım. Şöyle bakayım arkadaşlar. Bence iyi oldu. Şimdi şuraya batıyorum. Çıktım. Şimdi bu ipi keseceğim. Katını ayıracağım arkadaşlar. Şöyle koyalım. İki katıyla
dudak kenarlarını uzantı yapacağım arkadaşlar şu şekilde. Şimdi şuraya çıkıyorum, bakın. Bir sık iğne yan tarafına. Daha sonra bu tarafa bir sık iğne yan tarafa geçip, isterseniz bunu bir tık koyu bir iple de yapabilirsiniz. Ben morla yaptım, pek güzel olmadı, o yüzden aynı renkle yapmayı tercih ettim. Şöyle araya sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar, çekiyorsunuz. Bakın çok cici oldu. Şimdi buradaki iplerimi kesip yine bağlayacağım.